Herkese merhaba. Öncelikle ben 6.000 liraya almadım. Onu söyleyeyim. Böyle eski arabaya binince bazı şeyleri değiştiriyorsunuz. Masraf oluyor. Bir de ben biraz titizim. Yani hassasım. Güzel olsun, tam olsun. Yetişemiyoruz her şeyine de yetişebildiğimiz kadar. Öyle olunca da masraf çok oluyor. Yani bu 6.000 başlığı biraz da o yüzden. Şu soru işareti çıkıyor. Eğer aylık, yıllık şu kadar masraf ediyorsa acaba değer mi? Veyahut da hani o kadar param varsa neden eski arabaya binesin falan filan, böyle bir şey var. O karışıklık oluyor açıkçası. Ama ben seviyorum arabamı. Hoşuma gidiyor. Malzemeleri hazırladım. Matkabı edinirsem diye aldım. İki tane cıvata var aslında. Fazla yok. Şu altta kalmış kameramızın ayağı neler var diye dedim. Başka bir montajımız daha var. Şu ufaklık tatilde tablet izlesin diye almıştım. Arabaya koyamadım. Bu halıya vesaire şimdi kullanmayacağız. O başka bir şeyle ilgili. Neyi kullanacağız? Bu malzemelerin hepsini ben listeme ekledim. Aşağıda açıklamada linki var. Gidebilirsiniz. Döşe sökme aparatları lazım kapı döşemesini sökmek için. Bizim kapıda iki tane vida var. T30 Torx, şöyle ucu yıldız alyan diyorlar. Yıldız şeklinde. 30 numara kullanmak lazım. Bunu da aldım ama şey de aldım. Matkap ucu da şey yaptım. Bu da yanılmıyorsam listede var. Boşun. Şu matkabın ucuna aparat var. Takıyorsunuz. Hızlandırıyor işi. Güzel. Bunu değiştireceğiz. Neden değiştireceğimizi de şimdi göstereyim size. Ortasındaki sarı şeyi görüyorsanız o orijinali. Oradan gidiyor genellikle. Böyle bir tel yapılmış. Otelin üstüne de kırılan başlığı oturtmuşlar. Fakat çok sağlıklı olmamış tabii. Tekrar kopmuş. Bu üniteyi toptan değiştireceğiz. Sonuçta ben kaportacı değilim. Bu benim işim değil ama bir iki bir şey söyleyebilirim. Tecrübe edindik yıllar boyu. Kaan da mesela söker izolasyon yapar. Arkadaşlarına falan çok yaptı. Şuradaki fitil ve yukarıdan aşağı doğru oturuyor. Ve fitilleri iyi oturtmak lazım. Şuralar pek oturmaz genellikle Mercedes'lerde. Dikkat etmek lazım. Bir de bir iş yapmadan önce her zaman YouTube'a bakın derim. Daha önceden ben bunu iki kere söktüm. Ses yapıyordu. Şunun arkasında, daha doğrusu sesi ararken çok aşırı bir, sadece bir zıngırtı vardı. Şunun ayağından dolayı onu giderdim. Her zaman için uygun aletleri kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Şurada bir tane şey var. Cıvata yeri var. Yukarıya doğru olacak bu. Bu bir. O gözükür mü bilmiyorum da. Ya şurada. Onu siz göremeyeceksiniz. Böyle bir kapak var. İşte dediğim gibi önceden sökünce otomatiğe bağlıyorsun. Şu ulaşır mı bir bakayım. Cıvatası kasım gelmedi bugün. Yok, ulaşmıyor. Evet. Bizim burada bir tane yapılı olmayan ev var. Dün beyefendi bana sormuştu dışarıdayken. Bugün başka bir beyefendiyle geldi de o da bizi tanıyormuş, takipçimizmiş. Sağ olsun, selam verdi. Şimdi şu aşağılarda böyle bir işte ne bileyim 10 santim aralıklarla sekmanlar var. Şuradan başlamakta fayda var. Ses yapmasın diye bir iki yere böyle şey koy, bant koyduydum. Onlar düştü. Sıcaktan bırakıyor tabii. Şimdi söktükten sonra arkasında da şeyler var. Soket ve nedir o? Ha, şunu söküyorum. Soketler vesaire var. Onları da sökeceğiz. Bakması lazım.
Var mı burada bir tane daha? Yok. Şimdi öncelikle şu kilit şeyini bırakıyoruz. Size gösteremeyeceğim ama şimdi sökünce göstereceğim. Bu kapı kolu malzemesi. Tabi bolca elektronik olduğu için şeyleri de sökeceğiz. Soketlere. Bir tane de asansörlü soket var. Şöyle şeyini asansörüne ittiriyorsunuz çıkıyor. Soketi de söktük. Kapı döşememiz boşa çıktı. Şu soketlerden bir tane bozulmuştu. Şimdi motorla gidip bunu alacağım. Bir tane de sağlam götüreceğim. Zamanla eskiyebilir. Şu sağlamı götüreyim. Sanayiden aynısından alacağım. Bu eksik. Şu ikisinden dibi çatlamış falan. O yüzden bunları değiştireceğim. Tabi hani aydınlatmalar bizim cıvatalardan biri şeye giriyor, şu alt ayağı sıkı tutmak için. Şu da kaydırmalı olan giriş. Şimdi bizim malzememiz şu. Burada bunlar da Torx. Aynen aşağıdan bir alıp geleceğim. Şu parçayı bir değiştirmeme gerek yok. Bizim zaten iyi. Şöyle sökeceğiz. Bu kablosun kabloları da aynen kullanacağız. Sadece düğme grubu lazım bize. Şunu buradan alıp bizimkine takacağız abi. Sökelim. Size de göstereyim. Şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum. T20. Bizimki çizik olarak bizimki daha iyi, daha temiz. Şu eski şey, eski düğmeler, bunlar da yeni düğmeler. Takalım bakalım çalışacak mı? Şu zor çıkanı takalım önce. Asansörlüyü takalım. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Asansörlüyü. Evet, buradan çıkan. Şimdi öylesine oturtacağım. Şeye. Bakalım. Kader abi. Çalışıyor. Çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Üstü başı giydim. Bir sanayiye gideyim. Şu segmanlardan alacağım. Bu örnekleri alayım yanıma. Şu arka taraflarda da bir tane lazım. Bir de segman aldığım yerde şu satılıyor. Onu da size göstereyim. Hep soruluyordu. Kaputtaki Plexi Türk bayrağı nereden aldın diye. Onu da göstermiş olacağım. Hadi.
Hava çok sıcak olsa da korumalı pantolon ve ceketi giymek gerekiyor. Ayakkabı da lazım da çok, bot çok sıcak. Bugün spor ayakkabı giyeceğim. Şaşmaz'a geldim. Malzemeleri aldım. Tanesi 1,5 liraya 75 kuruş. Öyle değişiyor. Aldım işte 5'er 10'ar tane. Şöyle. Bir de balata sprey ihtiyacımız vardı. Şeyi soruyorsunuz, o Türk bayrağını. Ben Şaşmaz'da buradan alıyorum arkadaşlar. Clips dünyası. O taksisi var. Burası o eski Ertex var. Onun arkası. Tanımıyorum yani, güzel alışverişlerini yapıyorum. Düzgün esnaflar. Sıkıntı yok. O yani sürekli soruluyor. Onu buradan ileteyim dedim. Şöyle takalım. Tamam. Doğru. Rengi farklı. Hani kırmızı orijinali. Bunlar beyaz. Bir şey yok. Baksana adam tıkırdamasın diye, çıkmasın diye neler yapmış. Şimdi kimisinde şöyle şey göreceksiniz. Artık ne bu? Sünger. İnce bir sünger. Bunlarda bu yok. Standart değilmiş o. Ben onun yerine bez bant yapacağım şöyle kenarlarını. Bez bantla hepsini tek tek tıkırdamayacak, gevşek olmayacak, tolerans boyutlarında sıkı sıkı geçecek şekilde yaptım. Artık yerine takması kaldı. Oturup oturmadığını şundan anlayabilirsiniz. Ben de oturacağım. Şimdi oturdum. Şu içeride kalmaması lazım. Ya da hani çok çıkmaması lazım. Oturmuş hali. Şimdi kazası belasız taktık. Güzel bir oturdu. Şu kapakla yukarı takalım. Sessiz kompresör. Hem temizlik yaparken hem iş yaparken kullanacağım. Onu da bu düzgünce. Bunun özelliği böyle uzayabiliyor. İşiniz bitince kapatabiliyorsunuz. Bu şeffaftı, Bod marka. Hem çocuğumun hoşuna gitmedi kızımın. Hem de böyle gıcır 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 ses yaptı deriyle. Bunun alt taraflarında şeyler oluyor. Böyle halkalarla tutuluyor. Kendi vidaları var altta. Döşe vidaları. Onları söküp onların üstünden attım. Tam şimdi istediğim gibi oldu. Nizami böyle oynamayan. İster istemez ayak geliyor. Onu da yaptık. Diğer işlere geçmeden önce kompresörün bağlantılarını yapayım dedim. Videonun başında dediğim gibi bunu da hepsi buradan aldım. Videonun açıklamasındaki listede bunlar da var. Şimdi teflon bantla sızdırmazlık sağlayacağım ama şu rekor, hızlı şey rekoru. Bunun iki uç var elimde. Şu kalın olan tamam uygun da bu ince uç nedense orada yani şu sızdırmazlık sağlamadı. Yine bağlantıları yapıp bakacağım. Olmazsa boruyu buraya sabitleyeceğim. Şunu çıkarıp bu hız. Geçen gün storylerde paylaşmıştım. Şu malzeme. Yükseklik sensörünü de değiştirdik. Ayağını da değiştirdik. Şu aradaki kolu da değiştirdik. O değiştirdiğimiz malzeme o. Bu üzerinde değişik bir marka var. Orijinal bu. Bu airmatic kompresörü arkadaşlar. Biraz şey yapayım. Şimdi susturayım. Bu airmatic kompresörü. Şunlar basınç hatları. Dağıtıcı. Dört tane her amortisöre bir tane şey gidiyor. Kanal gidiyor. Bu şekilde. Elektrik işlerimiz de bitti. Yeni sekmanları güzelce yerine taktım.
toparladım. Her şey güzel oldu. Gönlüme göre oldu. Bugün de başarıyla tamamladık Gandalf'ın işlemlerini. Yaptığın şeyler böyle yerine ulaşıp içine sinince onun yorgunluğunun üzerine bir kahve içmesi gibi yok. Vallahi bilmiyorum, ben seviyorum bunlarla uğraşmayı. Bugün de başarıyla tamamladık. Güzel bir gün oldu. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gandalf'ta güle güle diyor.